arka tribüne dön. Orada hakem, dördüncü hakem diyecek ki. Ne diyorsun adam? Dördüncü hakem diyecek ki. Dördüncü hakem gitmeyeceksin. Sana buradan küfür ediyor arkadan. Sana avradına küfür eden adam öldüremezsin kardeşim. Ya ne öldürmesi oğlum? Manyak bu ya. Gidemezsin. Gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Kural var, kaide var. Kanun tanımazlıklı olmaz bu işler. Hakem var orada. Dördüncü hakem var. Bilecek şekilde küfür etti adam. Gerizekalı mı ya? Oğlum sensin gerizekalı. Sakin. Terbiyesizlik yapma. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? Sakin ol. Öldürmesin diyorsun sen artık. Sakin oturun. Saç sapan konuşma. Şey Fatih Hoca'yı düşmanlık yapma. Kardeşim bak Fatih Terim'i bak böyle konuşamaz benimle. Öldürmesin. Konuşamaz benimle. Ben bir daha bundan yana çıkmam. Çıkma. Bak çıkmam. Gerizekalı diyor ya. Terbiyesiz Terim. Çıkmıyorsan çıkma. Hoca'yı savunacaksın diye her şeyi yapıyorsun be. Yeter artık. Neden bahsediyorsun? Kardeşim. Kardeşim sana diyorum ki öldürme. Abi tamam bir sakin ol ya. Bir durun ya. Kafam basmıyor. Esas gerizekalı sensin. Bir dakika ya. Beyler birbirinize hakaret ediyorsunuz. İzin veremem buna ya. Allah küfür etmiş hadi anlat ya. Ya hakem var hakem. Ne hakemi var ya? Hakem var orada. Şimdi hakem mi çıktı? Özellikle rica ediyorum. Özellikle. Beyler sakin olun. Evren hocam rica ediyorum. Öyle rica mı olur abicim? Tamam bak. Öldürmekten bahsediyor. Ondan bundan bahsediyor. Adam futboldan bahsediyor. Ama beni dinler misin? Bak bana yardımcı olur musun? Bana yardımcı ol. Bana yardımcı olmanı rica ediyorum bak. Bak rica ediyorum. Senden de rica ediyorum hocam lütfen. Benden bak, özür dileyecek. Hocam ne özür dileyeceğim ya? Senden ama özür dileyeceğim ya. Ama bak abi, bir dakika dinler misin? Senden özellikle rica ediyorum Evren hocam diyorum. Bak, çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Orada futbolcular, teknik direktörler kavga ediyor diye ben burada iki dostu birbirine düşüremem. Böyle bir şey yok. Ya böyle öldürmek diyor ya. Rica ediyorum. Tamam yanlış anlaşılma. Kardeşim yanlış bak anlaşılma. Ben sana anlatıyorum. Küfür etti diyorum adam. Bak sana anlatıyorum. Bir dakika beni dinler misin? Bana anlatıyor. Beni dinler misin? Evren hocama bir tane ben çay. Evren'e bir tane şey. Emre hocaya bir tane bak, çay. Ben sana çay gönderdim. Ertem sana şunu anlatıyorum. Biz hayatta kurallar vardır değil mi? Evet. Nizam vardır, polis vardır, kolluk kuvvetleri vardır. Sağ içerisinde kolluk kuvveti kimdir abi? Hakemdir. Sen birisini küfür etti diye gidip öldürürse bu kural tanımazlık olur. Ya bunun cezası vardır. Ya. Hapis cezası vardır. Saha içerisinde de kolluk kuvveti kimdir abi? Orada 4 tane hakem var. Bir yukarıda da VAR var. Sağ kenarında 4. hakem var. Her şey var. Bunlar kolluk kuvvetidir. Jandarmadır, polistir, hakimdir. Bunlar saha içerisindeki olaylarla ilgili karar verirler. Sen orada kural tanımazlık yaparsan bunun bir cezası vardır. Rizeli futbolcu küfür ettiyse bunun cezasını Fatih Terim veremez. Bunun cezasını hakem verir. Fatih Hoca o kulübeye gittiyse bunun cezasını Rizespor kulübesindeki herhangi birisi veremez. Hakem verir. Tribüne gitti. Hakem verir. Fatih Terim'in kulübeye gitmesiyle tribüne gitmesine hiç fark yok. Bir dinler misiniz? Ben Rizespor'la bu birebir isim yani ister PFDK, TFF kimse hangi kurum isterse bana sorabilir. Yeter ya. Yılmaz Bal bakın bir şey söyleyeceğim. Yılmaz Bal Fatih Terim'e diyor ki Fatih Terim hakeme kızınca itiraz edince hocam ben senin öğrencinim ayıp oluyor yapma. Hocam ben senin öğrencinim ayıp oluyor yapma diyor. Bunu Yılmaz Bal söylüyor. Neden? Çünkü orada bir tane futbolcuyla hoca arasında bir sıkıntı yaşanıyor. Ondan sonra hoca Yılmaz Bal'a dönüyor. Yılmaz Bal'a döndükten sonra da ben senin öğrencinim ayıp oluyor yapma diyor Yılmaz Hoca da sportif direktörde. Olay bundan ibaret. Şimdi biz devam edelim. Sen bir şey söyleyecektin, söyledin mi onu? Benden özür dileyecek kardeşim. Ya tamam. Ya, bana gerizekalı kimse diyemez. Bir şey söyle. Bana kimse gerizekalı diyemez. Adam öldürmekten bahsediyor. Ya anlamıyor işte. Biz ekibiz rica ediyoruz. Tamam, konuyu kapatalım lütfen. Lütfen konuyu kapatalım. Şahsi olarak ona söyleyeyim. Konuyu kapatalım. Kapatalım. Ben eğer özür dilemezse bak özür dilemezse ben bununla konuşmam bile. Senden rica ediyorum. Bak bir daha böyle olmaz. Bak sen bana burada konuşuyorsun sonra içeride özür diliyorsun benden. Kim ne zaman özür dilerim lan senden? İki defa. Ne zaman özür dilerim? İki defa. Sen kimsin sen? Evren hocam. Sen kimsin sen? Burada artistlik yapıyorsun. Burada artistlik yapıyorsun. İçeri gelince yapıyorsun. Şu anda konuşmuyoruz. Kimin adam olduğunu görüyor herkes. Şu anda özür yok konuşmuyoruz. Biz kendi aramızda konuşuruz. Kol kırılır yer içinde kalır. Sakinleşelim. Geliyor içeride bana mıkmak. Yok ondan bundan yap. Hocayı öldürdü de. Ama olmuyor ki şu anda. Rica ediyorum. Tamam konu kapandı. Konuyu kapatalım bir. Şimdi biz bir Yılmaz Hoca'yı bir bağlayabilir miyiz? Hemen bir tansiyonu düşürelim. Buradan asist analiz ekibine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Güzel bilgiler vermişler arkadaşlar. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Arda'ya da buradan selamlar. Arda Ön genel yayın koordinatörüne. Çok selamlar. Deniz Ateş Hoca'nın tweet'i var. 16 numarayı ekrana geçelim. Pozisyonlara geçelim. Biraz ortamı yumuşatalım. Bu arada Volkan Bayarslan ilk Galatasaray maçı değildi bu. daha önceden Galatasaray maçı yönetmişliği var. Onun araştırmasına ben mi yanılıyorum diye baktım. Galatasaray maçı yönetti Volkan Bayarslan. Bu ilk kez Galatasaray maçı değil. Hayda. İşte bak bir de ya gel bu işe. Şeye gelsene demin. Bir de gel buradan bak. Selim Ay'ın, Deniz Ateş Bitler'in tweet'i, Selim Ay'ın ilk yarıda yetmemiş olarak kesti orası. Bariz gol şansı dolayısıyla ihraç olması gerekiyordu. Selim Ay'ın ilk yarıda yetme yapmış olduğu hareketten dolayı atılması gerekiyordu.